Evet, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlerimize selam olsun. 3 televizyon ortak yayındayız. Kanal Urfa Televizyonu'ndan ben Uğur Ekinci, Edessa Televizyonu'ndan sevgili Şeref Toprak ve Güneydoğu Televizyonu'ndan Sayın Halil Çap burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve tabii ki gündem özelin olmazsa olmazı konuğumuz tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, o da burada. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle izleyicilerimizi selamlıyorum buradan. Hem Şanlıurfa'da olan izleyicilerimizi hem de Şanlıurfa'dan olmayıp da dışarıda bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Peki. Kıymetli izleyenler, 2019 yılında Şanlıurfa Belediyesi neleri geride bıraktı? Hangi çalışmalar yapıldı? Hangileri tamamlandı? Yeni yılda neler olacak, ne gibi çalışmalar yapılacak, bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. 3 televizyon ortak yayında Şanlıurfa'nın aslında bir anlamda da geleceğini konuşmuş olacağız. Tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve konuklarımızla birlikte, elbette gazeteci meslektaşlarımızla birlikte. Ben hemen müsaadenizle Sayın Başkanıma çalışmaları sorarak başlamak isterim. Sayın Başkanım, 2019 yılını geride bıraktık. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Henüz çalışmaların devam ettiği alanlar var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılına nasıl girecek efendim? Nasıl oldu? Nasıl olacak? Öncelikle Büyükşehir çalışıyor. İlçeler çalışıyor. Ve en önemlisi, birlikte ve tek bir belediye olarak çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra hemşehrilerimizi bilgilendirmek açısından burada başlayacağız. Slide gösterilerimize başlayacağız. Ama gerçekten çok şeyler başardık. İlçe belediyelerimizle birlikte. Bunu şuna bağlıyorum. Efendim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve bizler hep birlikte, birlik olduğumuz zaman çok fazla şeyler yapabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız şunu söylüyordu. Hemfikir miyiz? Evet, hemfikiriz diyoruz. O zaman ben de tamam diyorum. Geçen günde Gençlik ve Spor Bakanımıza gittik. Gençlik ve Spor Bakanımızda da belki fotoğraflarda görmüşsünüz. Evet. Yine vekillerimize, belediye başkanlarımızla birlikteydik. Hakikaten orada hiçbir şeyimize yok demedi. Tabii bu şeyin neticelerini, Çevre Şehircilik Bakanımızın çalışmalarının neticeleri biraz sonra buraya gelecek. Hemen de sonuçlandı birçoğu. Ama Gençlik Spor Bakanımız da aynı şekilde Urfa'ya davet ettik. Onunla da oturacağız Urfa'da. Bu işi tamamen sonuçlandıracağız inşallah. Güzel bir lansman veyahut da birlikte bir televizyon konuşmasıyla bunları birlikte halkımıza duyurmuş olacağız. 2020'de dolu dolu geçecek. Buyurunuz efendim. Şimdi başkanım, ben hafta sonu il dışındaydım. Dün Şanlıurfa'ya geldiğimde gözlemlerimi anlatmak istiyorum. Bu arada bu tür programların hem televizyon kanalları açısından, hem belediye açısından, hem de Şanlıurfa kamuoyu açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü dün geldiğimde Şanlıurfa'ya şöyle bir giriş yaptım. Gezdim de biraz. Her tarafta bir böyle bir inşaat gibi şantiyeye dönmüş. Her yerde, aynen, bir çalışma var. Yani belediyenin yaptığı çalışmalar var. Vatandaşla konuştuğumda memnun musunuz diye sorduğumda, tabii bu arada biz vatandaşın söylediklerini size iletmekle mükellefiz. Sorduğumda bu sefer, ya ne olacak bu yolların hali, neden belediye başkanına yolları sormuyorsunuz? Orada da bu sefer belediyenin avukatı oluyoruz. Yani bir çalışma böyle bir kereden bir düğmeye basarak hemen bitecek değil. Nihayetinde bir çalışma var. Burada şunu ben merak ediyorum. Acaba bizim insanlarımız mı çok sabırsız, ya da belediye yaptığı çalışmalar yeterince kamuoyuna anlatamıyor mu? Şimdi çalışmalar tabii olduğu zamanlarda doğal olarak, yani insan tabiatı olarak bir sıkıntı duyulur. Ama evet, o bittikten sonra insanlarımız bunu takdir ediyor, rahatlıyor. O sıkıntıyı yaşadığı zaman böyle bir durum oluşabiliyor. Bir sistem oluyor. Düşünün, yani. Düşünün, Şanmet'i yıkarken koymuşuz, küçücük bir yol geçiyor, orada taş düştü, düşecek ama bitti. Şimdi vatandaşımız bize teşekkür ediyor. Bu Kızılay Meydanı'nın ilk adımıydı. Şimdi yakında daha başka yerleri göreceksiniz inşallah. Vatandaşımız bakacak, bir gün tepede yine kepçeler çıkmış,
ve yıkım başlamış. Neden? Urfa kadar değerli bir şehir dünyada çok az var. O antik Urfa'yı ortaya çıkarmak için bu işi devam ettireceğiz. Bir, yollarımız bizim önceliğimiz. Bu yollarımızla ilgili çalışmalarımızı Allah'ın izniyle kuvvetli bir şekilde devam ettireceğiz. Bizim yaptığımız birlikte çalışmalarla bu sene içerisinde 9 aylık süre içerisinde yaptığımız yol muazzam bir yol yaptık. Çok az bir yolumuz kaldı. Gelecek sene vatandaşımıza inşallah yol sorununu ortadan tamamen kaldıralım diyoruz. Bitireceğiz. Çünkü en çok da bu anlamda Sayın Başkanım, evet, vatandaşlar hani eleştiri diyeceğim de, yani eleştiri değil, bir nevi bir sitemde bulunuyorlar bu yollarla ilgili. İşte Karakoyun'da yapılan çalışmalar ki yani dediğim gibi bir şantiyeye dönmüş aslında orası. Evet, bakın şimdi burada yol yapıyoruz. Evet. Elbette ki bu yol yapılırken vatandaşımız bir sıkıntı çekecek. Ama bu sıkıntı geçici. Bir müddet sonra bu asfalt yol üzerinde arabasını sürdüğü zaman bize dua etmeye devam edecek. Toplam 122 bulvar, cadde ve sokakta sıcak asfalt serdik. 13 ilçemizde de yine bir kısmında devam ediyor, bir kısmında da başlatacağız. Bakın şurada Karakoyun Köprülü Kavşağı'nı görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu Karakoyun Köprülü Kavşağı şu kısım. Şimdi burada bir çalışma var bakın şu kısımda. Uzun süredir bu çalışma devam ediyor. Tabii yan yollarda sıkıntılar doğal olarak olacak. Şimdi Karakoyun Kavşağı'ndaki bu bittiği zaman bu yol, ki bunu tamamen belediye şu anda öz kaynaklarıyla yapıyor. Bu üst geçidi. Evet. Kendimiz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Şimdi bunu bitirdiğimiz zaman vatandaş bize Allah'ın izniyle dua edecek. Peki devam edelim bakalım. Burada yine bir çalışmamız var. Yolu tek şeride düşürmüşüz. Neresi burası? Akçakale Caddesi. Burada devam eden yol çalışmamız diğer yolda bir sıkıntı oluşturuyor. Ama asfalt serimi, refüj ve aydınlatma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Devam edelim bakalım. Sıcak asfalt. Buluntu Hoca Bulvarı'na sıcak asfalt serdik ki çok kaliteli bir asfalt bu. Devam edelim bakalım. Çardaklı Kaya Bulvarı'na sıcak asfalt çektik. Yine devam ettiğimizde şurayı görüyorsunuz. Bu otogalericiler yeni sitelerine taşındı. Ama nasıl taşındı otogalericiler? Görüyorsunuz biz belediye başkanı olur olmaz. Evet. Ne yaptık? Nerede asfalt çalışmaları var dedik. Efendim asfalt çalışmaları başka yerlerdeydi. Hayır dedik. Önce otoalım sattım sitesi için. Sayın Başkanım şunu söyleyebilir miyiz? Yani geçmiş dönemlerde de işte yeni otogalericiler sitesi bitti. Niye taşınmıyor? Esnaf niye bir şekilde gitmiyor diye söylentiler vardı. Yani bu resimi görünce şunu anlıyoruz. Esnaf haklı olarak altyapı ve üst yapı bittikten sonra gitmek istiyor. Kesinlikle. Yani siz orayı asfaltlamazsanız, altyapısı olmazsa esnaf elbette gitmek istemeyecektir. Hayır. Bu anlamda sizi tebrik ederim ve Şanlıurfalıların çok merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum size. Mevcut yıkılan otogaleri sitesinin alanı yanılmıyorsam %70, %80 dolayında vakıf malı. Yani belediyeye ait değil. Değil. Fakat her ne kadar size ait olmasa da o alan, geleceğiyle ilgili, akıbetiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani o bölge ne olacak? Otogalericiler sitesi evet yıkıldı. Çok güzel. Geçen gün oradan geçtiğimizde dahi trafiğin çokça rahatladığını gördük. Peki orada yeni yapılar mı yükselecek? Yeşil alan mı olacak? Nasıl değerlendirilecek? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Otogalerci kooperatif esnafımızda yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve bu seviyeye gelene kadar da emeği geçen başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Ama uzun bir çalışmadan sonra bizim asfaltlama, kaldırım, altyapı hiçbir eksiğini bırakmadık. Otoalım satım sitecilerinden de söz almıştık o zaman. Gelir gelmez. Evet. Çağırdım başkanlarımızı. Sağ olsunlar geldiler. Ne istiyorsunuz benden dedim. Şimdi bana dua ediyorlar. Zaten sana çok dua ediyoruz diyorlar. Ne istiyorsanız yapacağız dedim. Siz de taşınacaksınız. Kasım ayına söz verdiler bana. Ama Kasım ayına bazı eksikliklerimiz vardı. Ocağa kadar bu uzatıldı. Netice itibariyle de Ocak'ta bunları yıktık. Evet. Yıkıldı. Daha doğrusu vakıflar bunu yıktı. Şimdi
valimize de buradan teşekkür ediyoruz. Desteğinden dolayı. Şimdi burada eski otağılım satım siteleriyle ilişkin ne olacak diye vatandaşımız merak ediyor. Ben de merak ediyordum. Başladığımda hele getirin bakalım bura ne olacak. Burada baktık ki dükkanlar, konutlar falan verilmiş. Olmadı dedik. Bu olmaz. Ne yapacağız? Urfa artık turizme açılıyor. O zaman biz burada iki tane otel yapalım ve bol miktarda da yeşil alan bırakalım. Yoğunluğu biraz yukarı verelim. Bol miktarda yeşil alan. Eski imar planını şimdi rafa koyacağız. Koyuyoruz. Koyduk veyahut da ben geçen gün bakan yardımcımızla görüştüm. Bakan yardımcımıza şunu söyledim. Buraya otel ihtiyacı var. O da biz bu kararı alacağız dedik. Valimle görüştüm. Valimize de şunu söyledim. Valimiz de aynı şekilde mutabık olduğunu ifade etti. Burada otel yapalım ve bol miktarda yeşil alan bırakalım dedi. Ve baktılar genel müdürümüzün de düşüncesi, bölge müdürümüzün de düşüncesi bu yönde. Ahmet Misbah Bakanımızla bundan Ankara'ya gittiğimde görüştüm. Resimlerim vardır. Sadece bu konuyu görüştüm. Çünkü burada bizim beklentimiz güzel bir otel. Yani birkaç otel yapılacak ve alanın neredeyse alanın tamamı büyük bir kısmı yeşil alan olarak yapılacak. Urfa'nın çok miktarda yani tamamına betonun yayılmasındansa ama mevcut bir imar durumu vardı. Bu imar durumunu biz kabul etmediğimizi ifade ettik. Peki bu çalışmalar başlayacak mı? Başlattık bile. Yeşil alan ve otel. Tabii başlattık bile bunları. Hemen talimatı verdik, başlattık. Zaten bakan ben yanına gitmeden evvel de talimatı vermiştim. Bu işe başlayın demiştim. Başlattık evet. Yani. Otelle ilgili de adım atıldı yani anladığımız kadarıyla. Tabii adımımızı attık. İnşallah bu şekilde olacak. Çünkü bizim turiste ihtiyacımız var, otele ihtiyacı var. Turistin de otele ihtiyacı var. Bizim turiste ihtiyacımız var, ondan da otele ihtiyacı var. Böyle. En merkezi yerde de oteller yapılmış olacak. Kesinlikle. Bu şekilde güzel bir görüntüye de kavuşmuş olacak. Yeşil alanlara kavuşmuş olacak. Yoğunluk etrafa yayılmışken yoğunluğu bir yere toplayacağız. Yeşil alanı çoğaltacağız inşallah. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, sadece Şanlıurfa genelinde değil, Şanlıurfa içerisinde değil, ilçelerde de çalışmalar aynı zamanda takip ettiğimiz kadarıyla devam ediyor. Hem ilçe belediye başkanlarıyla da dirsek teması halindesiniz sürekli. İlçelerdeki çalışmalar nasıl gidiyor? Siz o aradaki koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi ilçelerle ilgili burada koordinasyon toplantısını verdi mi arkadaşlar bilmiyorum. Vermediyse buna bir alalım. İleriki safhada var. Ancak şöyle, mesela şu Haliliye ilçemiz Açık Caddesi'nde yol genişletme. Bu yol genişletme ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Ancak TUAY komutanımız çok sağ olsun çok olumlu bakıyor. Ancak KOLOR'dan bir izin almamız gerekiyordu. Buranın projesi tamam. İnşallah burayı kısa süre içerisinde Açık Su Caddesi'ni genişleteceğiz. O ortak kısımları kaldıracağız ve orası güzel bir nefes alacak. Yine bakalım. Merkez ve ilçelerde toplam 276 sokakta kilitli parke taşı döşedik. 13 ilçemizde kilitli parke döşeme çalışmalarımız da devam ediyor. Yine bakın 100 kilometre beton yol çalışmamız başladı. 6 ilçemizde başlattık. Kalan ilçelerimizde de 2020 yılında planlama yapacağız. Bu kalan ilçelerimizde de beton yol çalışmasını devam ettireceğiz. Beton yol çalışması bizim önceliğimiz oldu artık. Kırsalımızda beton yol çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor. Peki bakalım, yine ilçelerimizle birlikte 789 kilometre stabilize yol yaptık. Başka 266 kilometre asfalt yol yaptık. 13.917 ton sıcak asfalt onarımı gerçekleştirdik. Ve Eyüp Nebi Camii'nin inşaat çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu çok önemli. Evet. Dün de yine oturduk. Eyüp Nebi'nin kalan projesi için tamamladığı projesini ihaleye gönderdik orada. O da devam ediyor. Birinci etap, ikinci etap diye ayırdık. Ve ilk etabına çok güzel bir proje ortaya çıktı. Bu projeyi de şeye gönderdik. İhalesine gönderildi, yapmak üzere gönderdik. Yine
Burası Hilvan. Hilvan'da 3000 metrekarelik alana inşa ettiğimiz Hilvan Kütüphanesi inşaatı bitmek üzere inşallah. Yine 11 Nasrizan Camii ve Külliyesi'nin inşaatı bizim dönemimizde tamamlandı. Bunda da bugüne kadar emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz ama tamamlamak bize nasip oldu. Bu arada bahsettiğimiz az önce otogalericiler sitesine yakın olması sebebiyle de ayrıca bir önem arz ediyor. Yani orada otellerin olacak olması, tabii. Yeşil alanın olması bir bütünleşmiş olacak değil mi başkanım? Kesinlikle çok güzel olacak. Çünkü otogalericilerin mevcut durumu çok iyi değildi. Ben otogalerici arkadaşlara diyorum ki taşınırsanız bana dua edeceksiniz. Göreceksiniz buradaki rahatlığı. Şimdi hakikaten dua ediyorlar bana. Neden? Yani hakikaten geniş, güzel yerlere geçtiler. Şimdi onlar için bir banka ve noter için de inşallah kısa zaman içerisinde bankalar açılacak. Tahmin ediyorum Haziran'da da Allah nasip ederse noterleri oraya gelmiş olacak. Evet. Şimdi burada hayvan borsası çalışmamız devam ediyor. Yine çocuk trafik eğitim parkı inşaatı tamamlandı. Herhalde 23 Nisan'da tamamen şeye açacağız bunu. Nerede başkanım Halit'te. Bu? Bu hali şeyde Çevik Kuvvet'ten yukarıya doğru çıktığımızda yukarıda bir yerde bunun ben bizzat gidip bunu gördüğüm zaman oldukça böyle çocukların trafik kurallarını bizzat yaşadığı bir yer. Bunu asfaltladık tamamen. Yeşil alanını yaptık. Herhalde şu anda bu eski bir resim yeşillenmesi de tamamlanmıştır. Açılışına yani, inşallah. Başkanım parktan ziyade orası trafik eğitiminin verildiği bir evet, park mı? Öyle tabii mi tabii. Trafik eğitim tamamen. Parkı. Bakın üst geçitler var, alt geçitler var. Bütün bu konuda çocuk geldiği zaman trafiğe çıkmadan evvel trafikte yaşanan her şeyi burada yaşayacak. Evet. Evet gelelim bakalım. Kızılay Meydanı için şu bildiğiniz Şanmet'in yeriydi. Evet. Şanmet'i yıktık. Şanmet bina olarak tehlike arz ediyordu. Bu binanın yıkılması gerekirdi. Sakat raporu çıkmıştı. Gelir gelmez bu binayı yıktık. Şimdi bizim amacımız arkasındaki Kızılay binasını ki ekspert raporunun iki tane alıyoruz. Birini Kızılay alıyor, birini de biz arıyoruz. Bu ekspertiz raporuyla önümüze koyacağız, Kızılay'la anlaşacağız. Sonra meydanın kalan kısmında inşallah yıkacağız. Burada meydan açma çalışmamız evet, devam ediyor. Şu yeşil olan alan yani mavi yeşil renk. Mavi yeşil evet. Şimdi burada ticaret sanayi odasının yeri. Geçen Halil Bey'e diyorum ki ticaret ve sanayi odasının yerini halk yıkılması istiyor diyor ki biraz da siz halkı böyle bilgilendiriyorsunuz. Evet, evet. Ama gerçekten halk istiyor artık orada. Diyor ki ticaret ve sanayi odasının yerini daha geniş yaptı. Daha güzel bir alan olacak. Buyurun. Yıkılması halinde daha geniş ve güzel bir alan olacak. Daha oradan geniş da ve güzel bina yapmayacağız. Ticaret oraya. Ve sanayi odası başkanı. Oranın üzerine bina yapmayacağız. İkarda bulunmuş olalım. Halil Bey üzerine bina yapmayacağız. Kesinlikle. Dediğim gibi antik şehri açıyoruz fakat şunu yapacağız. Alta dükkanlar yapabiliriz. Onun çalışmasını, talimatını verdik arkadaşlar. Yer altında. Yer altı. Evet. Yer altında otopark falan olmayacak değil mi başkanım? Otopark orada? Olabilir yer altında. Veya yer altı çarşıda. Kısmen yer altı çarşısı olabilir. Ama şehrin üst kısmına bir şey burası diyorum. Surun etrafı dışarısı. Surun dışarısını antik şehri ortaya çıkaralım istiyorum. Urfa, eski Urfa'yı ortaya çıkaralım. Evet. Sur için. Evet, bu nedenle de üste bina yapmayacağız. Şimdi dikkat ederseniz şehirler artık şeylere taşınıyor. Dışarıya. Evet. Ulaşımın daha kolay olduğu, modern şehirleşmenin daha fazla olduğu yere taşınıyor. Eski şehir olan yerde kimsenin böyle bir kıymetli Urfa'sı yok. Eski Urfa'sı yok. Şimdi biz bir eski Urfa'yı Allah'ın izniyle açıyoruz. Burası işte ilk burada şeyi verdik, startı verdik. Oraya iki tane zeytin ağacı getirdik. Bu biraz sembolik oldu. Şunun için oldu. Efendim zeytin ağacı şu. Meyveli ağaç ekelim dedik ya. Yani meyvesini vatandaş da toplasa, karımız biz de toplasak tabii. Fayda. Evet burası büyük şehir belediyesi yeni hizmet binası yeri. Çevik Kuvvet Karşısı. Çevik Kuvvet Karşısı. Biz buradan
gerek buradaki tuvayımıza, gerekse Genelkurmay Başkanımıza ve en önemlisi Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada emekleri çok büyük oldu. Burası 78 dönüm. Bu 78 dönüm içerisinde 78 hizmet binamızı inşallah yapacağız. Bunun tahsisi imzadan çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çıktı. Ve nihayetinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı tahsis işlemlerini hemen hemen tamamlamış gibi. Başkanım şimdi aynı zaten bölgede... Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Evet. Aynı bölgeyle ilgili konuşacak olursak Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı. Bununla ilgili kesin bir tarih söyleyebiliyor muyuz? Yani bize bu konuda çok soru geliyor. Onu söyleyeyim. Çevik Kuvvet Kavşağı biliyorsunuz karayollarımıza ait bir çalışma. Devamında biz işimizi bitirdik. Ancak size çok yakında Şubat ayı içerisinde yeni bir toplantıda tarih de vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Onu vermemiz, onu çünkü biz vekillerimizle birlikte takip ediyoruz. Şu anda da takip ediyoruz. %85'i bitmiş durumda. Ama Şubat ayında inşallah, çünkü yeniden bir Cumhurbaşkanımızla bu konuda temasımız söz konusu. Hayır, en azından şunu netliğe kavuşturmak adına söylüyorum. Belediye burada kendi üzerine düşeni yapmış, değil mi? Kesinlikle yaptı. Yani onun vatandaşlarına bir mesaj. Size kalan her şeyden bir şey kalmadı. Hatta bir şey daha yaptık. Bakın, o Kara Köprü'den gelen yol hemen yıkılacaktı, onu da durdurduk. Dedik ki, burası tamamen bitsin. Vatandaşımız zaten bir müddet sıkıntı yaşadı burada bir uzun süre. Şimdi orası devam ediyor. Burası da giriş olarak devam ediyor. Ama yakında tamamen inşallah burayı da bitireceğiz. Allah nasip edersin. Gördüğünüz gibi bu alanda oldukça güzel bir alan. 78 dönüm. Bunun içerisinde belediye hizmet binasını kalan yapılan kısmı yapacağız. Kalan kısmı da halkımıza park olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşil alan. Halkımız bu güzelliği orada yaşasın istiyoruz. Evet. Tabii tamamı hizmet binası değil. 90'larda Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yer çok yeşil alan değildi ama orada oturma bankları vardı. Vatandaşlar gelip Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çok rahat bir şekilde oturabiliyorlardı. Yanılmıyorsun. Ben Ahmet Bahçıvan dönemine en azından yetiştim. O dönemi hatırlıyorum yani. Şimdi mevcut binamızı da yıkacağız. Orası mevcut tamamen binanın park olacak. Olduğu yeri söylüyorum. Evet. Siz orayı söylüyorsunuz. Orası bizim için de ayrı bir nostaljisi var. Bizim zamanımızda ağaçlar öyle olmuştu ki böyle kapatmıştı, köprü gibi olmuştu, altından aynen geçerdik. Kamelyalar vardı. Evet, şimdi yeni projede de, oran projesinin çalışmasını da başlattık. Henüz daha yıkmadık ama yeni yapılacak yerin projesini başlattık. Şimdi orada da çok ağaç koyun dedik. Yemyeşil bir yer olursun istedik. Onu da o şekilde Allah nasip ederse yapacağız. Peki, başkanım şimdi Kızılkoyun'a geçmeden önce, şimdi Şanlıurfa gitgide büyüyor. Yani artık eski Şanlıurfa yok. Eskide Urfa denince az önce yani Halil Bey'in de dediği işte Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu alan oralar. Şimdi artık Karaköprü'ye doğru, ondan sonra Seyran Tepe, Maşuk. Turist geldiği zaman Urfa denince akla gelen yer bizim şimdi Eyübiye dediğimiz, yani Yıldız Meydanı ile Balıklı Göl arasındaki yerler, işte müzenin olduğu yer, büyük alışveriş merkezinin olduğu yer, buralar. Daha düne kadar Kızılkoyun'da, yani şimdi ben düşünüyorum da orada insanlar nasıl yaşıyormuş o mağaraların üzerinde. Hakikaten hayret ediyorum. Kendim de çocukluğumda o yolları çok kullanmış biriyim. Evet. O zamanlar hiç dikkatimizi çekmiyordu. Evet. Şimdi gördüğümüz zaman bir sürü mağara varmış. O mağaraları da görüyoruz. Tam da Balıklı Göl'e yakın bir nokta. Dolayısıyla Balıklı Göl'le de birleştirilecek bir proje. Siz bu aynen anlamda çalışmalar yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Biraz Kızılkoyun'la ilgili konuşabilir miyiz? Şimdi Kızılkoyun'u burada gelecektik herhalde ama bakalım. Ha, Kızılkoyun'a gelmişiz. Hı hı. Kızılkoyun'da 35 ev kamulaştırdık burada. Mehmet Kuş Başkanımızla beraber sağ olsun, o da çok yakın çalışıyoruz. Orada da beraber olduk çok zaman. Çok yakından takip etti. Birlikte çalıştık kendisiyle. Şimdi Kızılkoyun'da burada kazı yapmamız gerekiyor. Kazıyla ilişkin olumlu yazıyı göndereceğiz şeye. İl Kültür Müdürlüğü'ne. Burası bir de mağaraların ışıklandırılmasını ihaleye verdik. Tahmin ediyorum 15 Şubat veya Şubat'ın sonuna doğru
tüm mağaralarımızdan kızıl ışıklarımız yanacak. Efendim, ayrı bir güzellik katacak Urfa'ya. Urfa'ya bir gerdanlık takıyoruz. Pırlanta bir gerdanlık takacağız buradan. İşte şu kısmı da tamamlarız sonra bilahare. İnşallah çok güzel Urfa'ya kızıl bir gerdanlık takmış olacağız. Orada fotoğraf çekilmeye de başlanmış artık başkanım. Evet. Yani Balıklı Göl, Göbekli Tepe derken Kızılkoyun'da da insanlar artık fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Bu anlamda sizin de sosyal medya ekibinizi ben ayrıca tebrik etmek istiyorum. Zira hem Twitter'da hem diğer mecralarda bizler de bir şey yazdığımız zaman anında cevap geliyor. Anında çözüm için en azından uğraşılıyor. Siz de öyle. Sizi de artık çevre belediye başkanlarının tweetleriyle takip ediyoruz. Yani siz de destek oluyorsunuz, onlar da destek oluyor. Aslında bir birlik beraberlik de oluşturuyor bu. Çok şükür. Bakın şurada, çok teşekkür ederim Uğur Bey. Şurada gördüğünüz, bakın 3 tane mağarayı bir deneme ışıklandırması yapıldı. Hı-hı. Ama düşünün, bunun tamamı bu ışıklandırılacak kızıl ışıklarla. Gerçekten Urfa'ya pırlanta bir gerdanlık. Bir de hani tabii. Gaziantep tarafından Urfa'ya girildiği zaman. Batıdan geliyor evet. Zaten. Böyle güzellik. Tabii daha önceki kısımla ilgili de farklı belediye başkanlarımız yıkım yapmıştı. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sonra bu kalan 35 tane binayı da Allah bize nasip etti. Biz yıktık. Böylelikle önemli bir çalışmayı tamamlamış. Burada çok pardon başkanım. Hemen üst taraftaki Tılfındır Parkı dediğimiz evet. Orada bir o parkın biraz daha genişletilmesi, aşağıya doğru çekilme durumu var mı? Orada da sürpriz çalışmalarımız olacak, yakında size göreceksiniz. Çünkü birleşmiş olur, o açıdan söylüyorum. Orada da yakında. Orası sürpriz. Sürpriz. Biraz da sonraki duruma bırakalım. Sonra göreceksiniz, orada da sürpriz çalışmamız olacak. Çok farklı bir güzellik katacağız oraya. Evet. Evet. Devam edelim bakalım. Kızılkoyun'u bitirdik. Kızılkoyun'da kazımızı yapıyoruz. Burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan da 1 milyon hibe aldık. Bu konuyu geçmeden başkanım, orada bir tarihi eser ortaya çıkarsa onunla evet. ilgili bir fizibilite çalışma var mı? Bunu, aklınızda? Bunu zaten İl Kültür Müdürlüğü takip edecek. Aha. Tarihi eser çıkarsa değil, çıkacak diye düşünüyoruz. Biz de öyle, ben öyle düşündüm de. Evet. İnşallah tarihi eser çıkacak. Hı hı. Elbette ki o Kızılkoyun'un mağaralarını tamamlayıcı. Ben şunu dua ediyorum. İnşallah çok farklı bir şey çıkar. Urfa ayrı bir gündem oluşturur diyorum. Evet. Evet, evet. Evet. Müzeyle de birleştirmiş olur zaten. Evet. Şimdi şurada 27 bin metrekarelik parkın Eyübiye Osmanlı Mahallesi'nde park çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakında bunun açılışını yapacağız. Evet. Gap Vadisi 4. etabı tamamladık. Yakında açılışını yapacağız bunun. Devam eden Milli Ağaçlandırma Günü'nde kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber valimizin de öncülüğünde belediye başkanı olarak birlikte 287 bin adet fidan diktik. Başkanım çok pardon, az önce gösterdiniz de Gap Vadisi ile ilgili. Şimdi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen aşağısında ağaçlandırma çalışmasının başlayacağını söylemiştiniz evet. geçtiğimiz evet. Evet. günlerde. Bununla ilgili şu an çalışma başladı mı? Ağaçlandırmayı söylüyorum. Hastanenin şimdi başlamış aşağısı. Olması lazım. Bir bakalım hele. Evet. Hastanenin evet. Evet. Şimdi Fadıl Bey'e bu konuda talimat verdik. Ben de şimdi burada görmeyince eski resimler olarak düşündüm ama başladığını düşünüyorum. Ben bu arada arkadaşlar başladı yani. Uyardılar. Başlamış efendim. Başlamış. Yemyeşil Urfa yaşına evet, devam. Yetişemiyor. Şimdi burası yemyeşil olmuş. Evet. Sağ olsun. Şeye gelir gelmez bizim bölge müdürlüğünden geldi Orman Bey Fadıl Bey'e. Burayı talimatını verdik. Şimdi de buranın ağaçlandırmasını tamamladığını biliyorum. Bu arada orası evet. normalde belediyeye ait değil değil mi? O arazi geçtiğimiz günlerde bakan Murat Kurum geldiğinde siz bir anlaşma yapmıştınız. O şöyle yeni bir yer. Biraz sonra onu da göstereceğim size. 20 dönüm bir yer. Yanılmıyorsam o arazinin biraz daha üst tarafında. Üst tarafta. Yani doğru. Orası çok önemli bir yerdi. Esentepe'nin bir seyir tepesi gibiydi. Evet. Şimdi orası daha önce bir zaman otel için verildi.
Otel için verildiği zaman da o zaman ben dava açtım. Durdurduk. Şeylerle birlikte. Oradaki mahalle sakinleriyle birlikte ama öncülük ben yaptım. Daha sonra 3 tane kaymakamlık binası, okul yeri verilmişti ama o gün Çevre ve Şehircilik Bakanı'na şöyle söyledim. Sayın Bakanım dedim, gidip görelim burayı. Yani buranın okul olacak hali varsa... Uçurum orası. Baş ne dedim. Ama bu uçurum peyzajda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çamur içerisinde girdik, hepimizin de böyle ayaklar çamur falan oldu. Gece havaalanına giderken oraya götürdüm bakanımızı. Ve orayı orada talimatını verdi ve mülkiyeti bize geçti. Bitti yani, o işlem bitti. Şimdi oranın da çalışmasını başlatıyoruz. Bakın şurada ağaç görüyorsunuz. Ağaçlarımıza kıymıyoruz. Olduğu gibi ağacı alıyoruz, başka bir yere naklediyoruz. İlaçlama çalışmalarını 3 merkez ilçede biz aldık. Biz başlattık. Şimdi ilaçlama çok önemli. Şu yumurtlama döneminde hemen ilaçları başlattık. Başkanım çok pardon. Onunla ilgili de sorular gelmişti. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın ben böyle araya giriyorum ama Eyyubiye'de Asya Mahallesi dediğimiz yer şimdi halk arasında yeni sinekli diyorlar. Orada hem kokudan, vatandaşlar kokudan duramadıklarını söylüyorlardı. Hem de sineklerle ilgili de şikayetler gelmişti. Bunu da hatırlatmış olayım diye düşünüyorum. Asya Mahallesi. Vatandaşımız orada çok haklı. Biz geldiğimizde o koku hakikaten çok büyük rahatsız edici koku. Şimdi orada talimat verdik. Müteahhide de geçen görüştüm. Bu koku giderilmediği takdirde ki müteahhit bana telefon açtı. Söz verdi. Dedi ki kesinlikle ben çünkü bir konuşmamda biz artık bu konuda yasal olan her şeyi yapıyoruz ama çok daha ileri adımlar atacağız demiştim. Orada da biz o kokuyu kabul etmiyoruz. Şimdi tahminen bir 30 bin ağaç da bizim tarafımızdan orada ekilecek, çam ağacı ektiriyoruz. Evet. Ama diğer tarafta müteahhitin eksiklerini tespit için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ekipmanlar, yeni makineler alıyor, onu takip ediyoruz. Orada biz koku istemiyoruz artık. Evet. Evet. Bu ilaçlama çalışmalarımız gördüğün gibi başlattık. Bu yumurtlama dönemiydi. Hemen başlattık bunları. Şimdi bu gördüğünüzde efendim 100. yıl etkinliklerimiz. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye altına alındı. Evet. Şimdi biz buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki efendim siz bu 11 Nisan'da ne görmek istiyorsunuz? Bize yazın. Ankara, İstanbul, Şanlıurfa birlikte ayağa kalkalım diyoruz 11 Nisan'da. Evet. 11 Nisan gerçekten önemli. Bugün de talimat verdim arkadaşlarımıza, sosyal medya ekibine. Yaşı ilerlemiş 80'in üzerinde olan insanlarımıza gidin röportajlar yapın. Onu da bugünden itibaren televizyona verelim. Sizlere verelim yayınlarsanız. Evet. Tabii. Ayrıyeten de 11 Nisan Şanlıurfa etkinliklerinde bakın 0413-153-00-00 WhatsApp hattımıza da ulaşabilirsiniz. Yine bir yer açıyoruz belediyemizin altında. 11 Nisan'la ilgili, geçmişle ilgili elinde materyal olanlar çıkarsın, geçsin diye böyle bir çalışma da yapıyoruz. Başkanım bu öneriler ne zamana kadar tarih var? Şimdi normalde 2,5 ay var 11 evet. Nisan'a. Evet. 11 Nisan'a 2,5 ay evet. Var. Bu öneriler hangi tarihe kadar? Devam ediyor. Yani ola ki öneri bakıyorsun ki hemen tatbikata koyulacak. Şey. Mesela şimdi şunu söylüyoruz. Yaşlılarımız da bugün gündeme geldi. Hemen gidin başlayın dedik. Evet. Mesela şu olabilir belki 11 Nisan'da aklıma şimdi geliyor. Genç çocuklarımıza 11 Nisan'da savaşan dedelerinize birer mektup yazın. Bir mektup yarışması açabiliriz. Evet, çok güzel. Ne diyorsunuz deriz, dedene bakalım. Yani bunun gibi şeyleri bize söylesinler. Vatandaşımız, biz de onları gerçekleştirelim. Evet. Evet. Rafadan Tayfa. Evet. Göbektepe. Evet. Rafadan Tayfa gerçekten çok önemli. Düşünün, Batı, Amerika filmlerle dünyada nasıl tesir ediyor, nasıl etki ediyor? Bu filmlerin bir dakikasına bazı kurumların, kuruluşların girmek için ne çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Rafadan Tayfa filmi, evet çevrildi. Bizim Şanlıurfa'da da
başlattık. Galası burada yaptık. Galasını burada yaptık. Hakikaten gurur verici bir şey. Düşünün ki Şanlıurfa'da değil de komşu bir şehirde, Rafadan Tayfa değil de başka bir yerin, Göbektepe değil diye başka bir yerin filmi çevrilmiş olsaydı. Ne olurdu? Evet. Ama bu bizim için çok büyük bir sevinç. Evet. Görüyorsunuz. 2.300.000 seyirciye ulaşıldı. Güzel bir görüntü olmuş. Evet. 2.300.000 seyirciye. Biz de alıyoruz çocuklarımızı oraya taşıyoruz. Bir şeyi fazla yapıyoruz. Engellilerimizden ücretini de biz ödüyoruz. Belediye olarak. Engelli çocuklarımızın ücretini biz ödüyoruz. Ayrıca de anlaşma yaptık. Film ücretini de oldukça düşürdük. Diğerler için. Evet. Görmeyen çocuğumuz kalmasın istedik. Görüyorsunuz. Otobüslerimizde taşıyoruz çocuklarımızı. Şu da bizim Şair Nabi Kültür binamız. Orada da Kültür Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu klasik filmleri gösteriyoruz. Her gün gösteri var. Her gün çocuklarımız geliyor, bedava gösteri yapıyor. Şimdi onun önünde düşünün ki belediye binasını yıktık, güzel park bahçe yaptık, çaylarımızı ucuz ucuz verdik. Anne baba geldi çayını içerken çocuğu da bu içeride filmi seyrediyor. Şu anda film her gün sinemamız başlamıştır. Bedava. O konu önemli Sayın Başkanım. Çaylarımızı ucuz ucuz verdik dediniz. Evet. Yani gerek Esentepe bölgesinde o yeni alınan, az önce gösterilen o GAP Vadisi 4. Evet. etapla ilgili bir vatandaş olarak sizlerden şöyle bir talebimiz olabilir. Orada eğer bir market de açılacaksa, eğer orada bir kafe de açılacaksa tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olsun. Tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'nden biz hizmet alalım istiyoruz. Özel bir kuruma, özel birine kiraya verildiği zaman bazen kaliteden ödün verilebiliyor ve şikayet merciği olmayabiliyor. Fakat birçok büyük şehirde mesela belediyenin çok büyük bu anlamda lokantaları var, iştirakları var ki evet Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de var. Ama bunlar biraz daha şehir merkezinde bu tip kafelerle, lokantalarla daha uygun, daha ucuz, daha nezih bir şekilde vatandaşlara sunabilirsek bizler de mutlu olacağız. Şimdi biz özel teşebbüsün kalkınmasına, gelişimine taraftarız. Ancak orada bir kamu hizmeti görüyoruz. Evet. Yani mesela bir dede kim alır? Çocuğunu getiriyor oraya, sinemaya getirecek. Nineden dede torunu filmi seyrederken kendisi önünde oturacak. Evet. Şimdi ondan ancak ne alınacak? O hizmetin bedeli alınır. Karı alınmaz yani. Çark dönsün hesabı. Çark dönsün hesabı yapacağız. Bu nedenle öyle yapıyoruz ama özel sektörümüzün de gelişmesine biz gelişmesini önemsiyoruz. Fakat diğer tarafında da kamu hizmeti niteliğinde daha dar gelirli, imkanı olmayan insanların gitme imkanı olmayan yerler için böyle bir hizmette halkımız tarafından sizin düşündüğünüz hizmet bekleniyor. Şimdi bu çocuklarımıza burayı açtık. Bunlar normalde buraya gelmeseler diğer sinemalara, filmlere gidecekler mi? Gitmeyecekler. Ama buraya gelmişler, bak hepsi ne kadar mutlu, dikkatli ve sevinçliler. Evet. Şimdi bunlara her gün film seyrettiriyoruz. Kültür Bakanlığımızın listesinden aldığımız filmleri burada başlattık. Evet. Kıymetli Başkanım, devam edeceğiz. Aslında yapılan çalışmalar, bitirilen çalışmalar, daha bir sürü de başlık var. Önümüzde de başlık var. Ancak arkadaşlarım uyarırlar, reklama gideceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümle tekrar devam edeceğiz müsaadenizle. Kıymetli izleyenler, Gündem Özel'de 3 Televizyon'un ortak yayınında kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından 3 Televizyon ortak yayına devam edeceğiz. Şanlıurfa'nın geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenler, Gündem Özel devam ediyor. Aranın ardından birlikteliğimize devam ediyoruz. 3 Televizyon ortak yayındayız. Edasa Televizyonu'ndan Sayın Şeref Toprak, Güneydoğu Televizyonu'ndan Sayın Halil Çap ve tabii ki kıymetli başkanımız
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül burada bizimle birlikte efendim. Şanlıurfa'yı konuşuyoruz. 2019 yılında neler yapıldı, neler tamamlandı, eksik kalanlar neler, 2020'de neler yapılacak bunları değerlendiriyoruz. İkinci bölümde de tekrar karşınızdayız. Ben hemen yine müsaadenizle ilçe belediye başkanlarımızla ilgili bir durum vardı efendim. Siz de hem Viranşehir'e hem diğer ilçelere bizzat giderek görüştünüz, detayları, çalışmaları değerlendirdiniz. O birlik beraberlik sürecini aslında bir programda daha Sayın Halil Çat değinmişti. Nasıl başarıyorsunuz demişti. Siz onunla ilgili özel bir çaba gösteriyor musunuz? Ya da o ilçeleri tek tek gezerken yorulmadınız mı efendim? Şimdi ben ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, oradaki bürokratlarımıza, bizim bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Aslına bakarsan bu işler karşılıklı ve karşılıklı anlayışla yürüyor. Bu başarı benim değil. Bu başarı varsa Urfa'nın, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve hepimizin birlikte bürokratlarımızla birlikte başarımızdır. Ama birlikte daha güçlüyüz. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Ben buradan buna tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. VTR'de de izliyoruz bu arada. Evet. Bakın ne yapıyoruz şimdi? Oranın ihtiyacı olan neyse bütün daire başkanlarımız not aldı. Şimdi bunlar kitapçık haline getiriliyor. Bunların sıralaması yapılıyor. Neticede her bir daire başkanına da her ilçenin ihtiyacı belirtilecek ve o ilçe belediye başkanımızla veya görevlendirdiği kişiyle yol haritamız belli. O harita yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Çok ciddi çalışmalar oldu. Çok verimli çalışmalar oldu. Ve netice bu. Bürokratlar da birbirini tanmış oldu. Kim kimi takip edecek. Orada görevlendirme de yaptık. Dedik ki sen bak şu işi istiyorsun ya. Emlaktan şununla seni eşleştirdik. Sen bu işi buradan takip edeceksin. Evet. Veyahut da orada direktmen talimat verdik. Dedik ki sen bu işi hemen yerine getireceksin. Efendim benim şurada otogar ihtiyacım var. Emlak. Senin emlakla birlikte oturacaksınız. Otogar çalışmasını yapacaksınız. Nerede otogarımız var olur? Onu bulacaksınız ve bize getireceksiniz. Gereğini yapacağız dedik. Bazı aksamalar varsa o daire müdürüne kalk bakalım. Bu aksama nereden geliyor? Kimden kaynaklanıyor? Onun hesabını da sorduk. Bu bizim inşallah daha sonra da bunu çek edecek çalışmalarımız devam edecek. Şimdi elimize alacağız bunları. Tek tek açacağız. Her hafta toplantı yapacağım. Her bir daire başkanı ne kadar yol almış ve karşı daire başkanı gelip takip ediyor mu, etmiyor mu? Bunları birlikte yürüteceğiz inşallah. Urfa artık değişiyor, gelişiyor, çalışıyor, büyüyecek. Başka çare yok. Peki birliğiniz bozulmasın, çalışmalar devam etsin Şanlıurfa için efendim. Amin inşallah. Şimdi belediye denince zannedersem bundan kaç yıl öncesine kadar herhalde yeraltı, yerüstü çalışmaları, peyzaj çalışmaları gelirdi akla. Ama şimdi belediye dediğimizde belediye aynı zamanda şimdi sosyal belediyecilik anlayışı hızla geliştiği için yaşlıların bakımı, ondan sonra çorba evleri, kitap fuarı, 17 yerde bunlar... çorba evimiz var ama Hacivat Karagöz'ümüz de her gün okullara gidiyor. Onu da devreye soktuk. Evet. Onu söyleyeyim, burada koymamışlar. Evet, şimdi biraz sonra galiba sosyal belediyeye daha da ağırlık vereceğiz. İşte. Kitap fuarı. Normalde kitap fuarı belediyeyle ne alakası var diye düşünüyor belki vatandaşlarımız ama belediye bir yandan o çalışmaları da yürütmek zorunda kalıyor. Kesinlikle bu sosyal belediyeciyi daha da arttıracağız, daha da kuvvetlendireceğiz. Kitap fuarı en son... Evet, kitap fuarı çok önemliydi. Ve satılan kitap o kadar çok iyiydi ki Urfa'da bizzat orada biliyorsunuz şey yaptık, oturum yaptık. Evet. Görüntüyü geçebilir miyiz arkadaşlar? Kitap fuarı zannedersem bundan sonra... Evet, burada bir şeye atlattığımı söyledi arkadaşlar arada. Şeye atlattık. Kale eteğini, şurayı. Bura gelince Kızılkoyun gelmiş gibi gördük. Biliyorsunuz kale eteğinde, güney kısmında 100 tane konut kamulaştırıldı tamamen. Bitirildi. Hatta böyle dışarıdan gelen ziyaretçiler şunu söylediler bize. Ya biz de 3-4 bina içinde sıkıntılar çekmişiz ama burası ne kadar güzel olmuş.
giden insanlarımız da bize dua ediyorlar. Burada yaşam şartları çok... Başkanım, bu alan yeşil alan mı olacak? Burası projesi yapıldı. İhalesi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burayı, bakın, tamamen biz kendi öz kaynaklarımızdaki çok büyük bir rakam tutuyor. Düşünün, 300 konutu belediye kendi öz kaynağıyla kamulaştırdı. Efendim, bu belediyenin parası yok. Nasıl yapıyor bu işleri diye söylüyorlar bazen. Efendim, eğer senin inancın olursa tekkeden süt sağarsın. Bakın, birçok faaliyet yapıyoruz ve devam da ediyoruz. 300 konut, az bir para mı? Yok. Biraz sonra göreceksiniz. AVM kavşağında tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Asfaltlar, stabilizeler, hepsi devam ediyor. Arttırarak devam ettiriyoruz. Şimdi burasını Çevre Şehircilik Bakanımız burayı böyle görünce, efendim, buranın peyzajı bana ait dedi ve ihalesini yaptı. Şeydeki Eyüviye'deki Millet Bahçesi'nin bir parçası olarak bunun şeyini yol yaptı. Yol genişleyecek mi? Hazır oralar yıkılmışken Yakubiye bölgesine çıkan yol, yanılmıyorsam. Kalkan yani Camisi dediğimiz Kalkan Camisi bölgesine ya. Çıkan yol. Hani hazır el değmişken bazı alanlarda genişletildi, evet, geçmişte, ama son çıkış noktasında bazı yerlerde yine böyle yolun dar olduğu bölgeler var aslında Sayın Başkanım. İnşallah onu yaparız. Bakın şu kalenin hendeği görüyor musunuz? Aslında böyle bir hendeğin güzelliği hiçbir... Az önce söylediniz ya, tarihte gün yüzüne çıkmış oldu. Evet, hendeğin güzelliği hiçbir yerde yok. Şimdi niyetimiz şurada güzel bir çay kahve çadırı kurmak. Gelen insanlar bu hendeğin başında otursunlar. Biz yine bunu inşallah Beltur tarafından düşünüyoruz, belediyemiz tarafından. Orayı, o güzelliği orada yaşasınlar. Bak, daha önceki hali, burada evler doluydu, önceki hali bu. Şimdi burada tamamen çalışma bitti, birkaç binanın yıkımı kalmış. Onlara da bugün talimatını verdik, o da tamamlanacak. Evet, kitap fuarında kalmıştık başkanım. Kitap fuarımız, evet. Kitap fuarımız çok ilgi gördü. Bütün Urfa hemşehrilerimize buradan teşekkür ediyorum, ama gençlerimize bir şey söyleyeceğim. Aldıkları kitapları muhakkak okusunlar. Evet, kitap çok önemli. Bazen bir satır okuyoruz var ya, o bizim hayatımızı değiştiriyor. Keşke bu bir satırı yıllar önce okusaydık diyoruz. Çünkü Mevlana Hazretleri ne diyor? Diyor ki, dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Yeni bir şey söylemek için yeni bir şeyler bilmek lazım. Yeni bir şey okumak lazım. İşte bu, bu kitaptan geçiyor. Ama görüyorsunuz, o kadar güzel ilgi gördü ki bu bizi mutlu etti, memnun etti. 375 bin vatandaş katılmış. 120 yayın evi ve 200 yazar katılmış. Hatta başkanım, civar illerden gelenler de olmuştu. Yani turistik amaçlı Şanlıurfa'ya gelip oradan aynı zamanda kitap fuarına da gidelim diyenler kesinlikle olmuştu. Evet. Sosyal belediyecilik demiştik. Evet. Evet, şurada 17 çorba evinde her gün düzenli olarak 25 bin vatandaşa çorba ikram ediyoruz. Burada Haliye Belediye'miz de yeni bir tesis açtı. Çok güzeldi, geçen açılışını yaptık. Belediye başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. O da kendi imkanlarıyla kart sistemiyle bir yer açtı ve çorba evi altında var. Kendisi anlatır ama yeni olduğu için ben de ondan bahsetmek istiyorum. Evet, 65 yaş üstü 170 vatandaşımızın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüğü ile beraber, bakanlığın bir şeysi, birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bakım ve onarım çalışması yaptık. Yine 39 bin adet gıda kolisi, ama 4 bin de temizlik kolisiyle birlikte 43 bin koli yardımı belediyemiz ses sedası yaptı. Geçen sosyal medyada bizim dışımızda bir iş olmuş. Biz de üzüldük. Ama olur. Ne yapalım? 2 milyon insan yaşıyor. Muhtarımız da isyan etmişti. Siz de görmüşsünüzdür. Sizler de mutlaka televizyonda yer vermişsinizdir. Evet. Yani biz onu... bakın, şurada 43 bin tane vatandaşımıza dağıtmışız. Bugün ilk defa da bu 43 bini açıklamak ihtiyacını duydum. Bu güne kadar da bunu anlatmadık, rakam konuşmadık. Evet. Ama bir vatandaşımız işgüzarlık yapmış, kadının kulağı böyle işitmiyor, yaşlı annemiz. Ona seslenmiş birkaç kere. Açıkçası biraz PR'ın tanıtımının nasıl yapılacağını, nasıl yapılacağı konusunda biraz herhalde yoksa, eksik almışlar. Bakın şu 43 bini var ya, şu güne kadar hiç açıklamamıştık.
Ama bakın biz bunu böyle titizlikle yaptık. Bunun bilinmesi açısından da vatandaşımız bilsin bunu. Yani biz bunların reklamına ihtiyaç yok ki. Bize dua yetiyor ya. Bu dua millete duadır. Bizim kendi paramız değil. Bu milletin parası. Biz burada millet adına bunu yapıyoruz. Halkımız adına yapıyoruz. Halkımız dua alıyor. Ama biz bir aracıyız bu işte. Doğru seçim yapmak zorundayız. Ama orada da dikkat ederseniz tam bir doğru da seçim yapılmış. Yaşlı, evet, yerinden kalkamıyor bayan, annemiz. Evet, şimdi bizim filomuza 75 araç daha katıyoruz. Bunlar daha önce hemen belediyeden hat alıp da çalışan olmayan aracını trafiğe koymayanlardı. Biz bunlarla anlaşma yapıyoruz. İnşallah bizim düzenimiz içerisinde, kendi düzenimiz içerisinde 75 aracı katıyoruz ama... Bir de çok özür dileyerek böldüm ama Sayın Başkanım, yeşil bu otobüsler, özel halk otobüsleri var ya, onların şehir içerisinde Urfa kart, yani 65 aynı yaş işte üstü vatandaşları burada kartınız geçmiyor diye almama gibi bir durum var. Bunu söylüyorlar. Biz de diyor şikayet edin. Biz o araçları bağlarız, cezalandırıyoruz. Encümene geldiğinde hiç gözyaşına bakmıyoruz, onu söyleyeyim. Geldiği anda bir vatandaşımız yeter ki bizi arasın. Ben şikayet ettim, bir ceza kesmiştiniz. Keseriz. Hiç dinlemeyiz. Onu söylüyor. Kamera sistemi yani. Onlarda da var mı o araçlarda? Buyur. Kamera sistemi. Kamera sistemini ihale ettik, takılıyor. Kamera tamam o. Yani vatandaş da her istediğini şikayet etmemiş olacak. Yani evet, o da var. Nefret ettim, evet, fikrini beğenmedim, kamera şikayet edeyim. Kamera kayıp inceleyeceğiz. Bağlansın, o da olmaz yani. Bazen şikayet olmaksızın da inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki hele bakalım bu şoförümüz ne yaptı. Yani şikayete gerek yok. Şimdi burada yine çok önemli bir konu. Geldiğimden beri sıkıntı yaşıyorduk. Harran kampüsüne giden öğrencilerimiz tıka basa gidiyor. Peki bu insanlarımızın, öğrencilerimizin bu sıkıntısına bir son vermek gerekmiyor mu? Gerekiyor. Tabii ki. Ne yapmamız lazım? Oturdum. Evet, bazen hakikaten halkımızın içinde daha fazla olmak istiyorum. Ama bir sorun, bir yara devam ediyorsa onu çözmek lazım. Defalarca oturduk, baktık. En son şöyle düşündük. Bu hat uzun. Bunun içinde özel sektörde çalışmak istemiyor. Bizim araçlarımızın şeyine baktım ki 175 araç daha alacağız. Ama o gelmeden evvel de bunu çözmemiz gerekir. 14 tane halk otobüsümüzü aldık, buraya koyduk. Belediye olarak biz onu sübvanse edeceğiz. Sabah ve akşam saatlerinde 14 yeni araç orada faaliyete geçiyor. Artı 14 araç. Ve oradaki sıkışıklığı Allah'ın izniyle kaldırdık. O işi bitirdik. Evet, başkanım, çocuklar dışarıda biz röportaj yaparken özellikle böyle özel günlerde hani istediğiniz bir şey var mı diye, evet, söylüyoruz. Yeni yıla girerken işte ya da özel günlerde çocukların oyun alanı ile ilgili hep istekleri oluyor. Luna Park istiyorlar. Daha önce gidiyorduk diyorlar. Bu anlamda da mutlaka bir çalışma vardır. Ne durumda efendim? Dün Luna Park'ın yerini tespit ettik, ihale tamamlanıyor. Hı hı. Yakında çok geniş bir Luna Park ama bir oyun dünyası şeklinde. Bunun müjdesini verebilirim. Neresi başkanım, söyleyebilir misiniz şu an? Bu Cumhuriyet Parkı'nın üst tarafı. Cumhuriyet Parkı'nın üst tarafı. Üst tarafı. Geniş bir alanda biz orada bir oyun dünyası, hı, için ihalemizi başlattık. Ve çok güzel olacak. Urfa'ya da yakışan bir şey olacak. Şahane bir şey olacak. Yani biz burada limiti de çok yüksek tutuyoruz. Efendim, yaklaşık yatırım bedelini herhalde 20 ile 40 arası, milyon arası bir yatırım bedeli düşünüyoruz. Süreci belli mi başkanım? Bitmiş. Başlattık süreci. Evet. Yaza yetişir mi? Yaza yetiştirmeye çalışıyoruz çünkü önemli. Şöyle diyelim o zaman. Sömestr'da müjdesini verdik yaz tatilinde. İnşallah. Çocuklar inşallah orayı kullanacak. Yani ihale sürecini başlattık. Biz de çocukların elinden tutar, evet, gideriz artık başkanım. Çok yapıldığı güzel olur. Yapıldığı zaman. Biz de artık torunlar yetiştirdik, onların elinden tutacağız. Allah razı. Evet. Ulaşım, evet, açısından da gayet iyi bir noktada değil mi başkanım? Yani evet, otobüsle, evet, gitmek isteyen, tabii, diyelim şimdi bir aile. Şimdi bunu şöyle düşündük.
Yani Evye'den, Halye'den ve Karaköprü'den gitmek isteyen 3 merkez ilçemizi de böyle ortasına bağlantı alalım dedik. Bağlantı olsun istedik. Otobüs hatları da çalışıyor zaten. Evet, evet. Peki. Yani onu inşallah. Çünkü yani vatandaşın aklında hemen o var yani. Nasıl gideceğiz oraya? Olmasa da hat vereceğiz oraya yani eksik kalırsa. Evet. Oraya da yapacağız. Şimdi burası Nova'da alışveriş merkezinin yani burası Atatürk Bulvarı. Atatürk Bulvarı'nda biliyorsunuz yukarıda turistik diyoruz eski. Orada üst geçit çalışmıyor. Biz alttan bir şey projesi hazırladık. İhaleye veriyoruz. Alt geçit ve çarşı. Şimdi buradan inşallah bunu şey diyoruz. Daha eğer bu talep görse ikinci ve üçüncü etap olarak da planladık. Burayı inşallah yakında ihalesini yapacağız. Hayata geçecek. Evet. Evet. Burası Bozova Atatürk Barajı. Atatürk Barajı'na biliyorsunuz daha önce bir kamp yeri vardı. Şimdi biz bu kamp yerini geçen Gençlik ve Spor Bakanımızla da görüştük. Bu kamp yeriyle ilgili Çevre Şehircilik Bakanımızdan 1 milyon aldık. Şeyden de Gençlik ve Spor Bakanımız biz de maddi destek vereceğiz. Bütün bölgenin kampı olacak bir kamp çalışmasını inşallah burada yakında Çevre Şehircilik Bakanımızla yapılan protokoldan sonra hemen başlatıyoruz. Yani bu bölgeye hitap edecek. Yani bu Bozova içerisinde o... Bozova değil, Atatürk Barajı'nın içinde. Atatürk Barajı'nın orada. Şatak'la ilgili ayrıyeten bir proje çalışması. Ben orayı soracaktım. Orayı da başlattım. Orada bir doğa kampı... O proje çalışmasını geçen gün ilk gösterimini aldık. Ama ikinci çalışmayı, daha somut çalışmaları başlattık orayla ilgili. Yani ikinci projeyi somutlaştırarak geçsinler istedik. Evet. Burası da kamp çalışmamız. Evet, yine bir hayvanat bahçesi talimatını verdik. İnşallah yakında Urfa'ya bir hayvanat bahçesi kazandırıyoruz. Yine yeri belli mi? Bununla ilgili henüz tam bir yer belirlemedik ama yine biz Gap Vadisi'nin içerisinde düşünüyoruz burayı da. Böyle bir... Yani şehir işte, merkezine çok uzak da olmayacak o halde. Hayır, hayır. Kesinlikle yapmayacağız. Luna Park projemizle ilgili bir şey hazırlamış arkadaşlar. Karacadağ'da kayak merkezinde sosyal test birinci etabını ihalesini yaptık. İhaleye çıkardık yani. Yakında ihale günü verilecek bu çalışmayı. Oteller mi olacak Karacadağ'da? Şimdi ilk oteller olacak. Hı hı. Yani giden günübirlik değil, istediği zaman da kalmış olacak. Kalacak tabii ki. Peki belediye mi işletecek bu oteli? Şimdi bu otel belediyemize ait olacak. Evet. Biz öncülük yapıyoruz. Bunun ihalesini yapıyoruz. Bize ait olacak. Özel müteşebbisinde en azından önünü açmış olacaksınız. Önünü açalım, görecek, bir örnek olalım. Bir eğer var. Bu işlerse, hı-hı, ki işleyecek. Kesinlikle. Şurada şöyle düşündük. Bizim proje, etüt proje kısmına şunu dedik. Orada baktık ki 10 derece ısı merkezden daha düşük. Hı-hı. O zaman yaz turizmi olarak da orayı kullanabiliriz. Yayla. Yayla turizmi. Şimdi biz ilk şeyini yaptık. 2,5 milyon civarında tutuyor bu. İhaleye çıkardık bunu. Yakında ihalesi yapılır, biter. Yani bence bittikten sonra ön rezervasyon anlamında kış aylarında özellikle dolu olacağını söyleyebiliriz. Çünkü evet, gidenler bundan evet, şikayet ediyor. Evet. Yani bundan dert ediyor. Yani tahmin ediyorum bu da çok kısa sürede bitmiş olacak. Çünkü bunun parasını hazırladık. Projesini bitirdik. İhaleye çıkardık. Yani civar illerden de turist çekebilecek bir nokta. Evet, evet, evet. Bizim Attar Bazar bölgesi dediğimiz bölgede arkadaşlarımız 30 gündür, 40 gündür çalışma yapıyorlar. Efendim, buralara neler yapabiliriz? Hanlarımızı nasıl kurtarabiliriz? Çarşılarımızı nasıl kurtarırız? Nasıl iyileştiririz? Temizlik nasıl daha iyi olur? Birebir görüşmeler yaptılar. Raporlarını bize getirdiler. Şimdi bu bölgeyle ilgili oradaki esnaflarımızla toplantı yapacağız. O toplantıdan sonra da Bismillah deyip gireceğiz. Çünkü burası Urfa'nın kalbi. Evet. Şimdi Urfa'nın kalbini bir bakalım ne yapacağız? Daha sağlıklaştıracağız. Yani orada bir yıkım falan olmayacak değil yıkım mi? Yıkım değil. Burası... Yani ilk okul var Mithat Paşa zannedersem oradaki okul. İlk öğretim okulu. Evet, evet. Yani okul yine yerinde kalacak mı başkanım? Her şey yerli yerinde. Sadece bu bölgede
bir iyileştirme yapacağız. Hanlarımızın içini daha nasıl yapabiliriz? Oradaki yollarımız bazı yerlerde aynı şekil vermemiz gerekiyor. Gerekirse bunları belediyemiz yapacak. Aynı Süverek'te var. Aynı çalışma için orada da talimatı vermiş bulunmaktayım. Süverek'te de yapacağız. Yani Atar bölgesinde vatandaşımızın perdeler nasıl olması gerekiyor? Çünkü turistin en fazla geldiği yer. Başkanım bir de çok özür dilerim. Bir dönem Özdiker Halep Çarşısı mıydı? Özdiker Çarşısı mıydı? Evet. Haşimiye bölgesindeki. Özdiker Kuyumcular Çarşısı. Özdiker Kuyumcular Çarşısı. Evet. Oranın yıkılması konuşuldu, kamulaştırılması konuşuldu. Böyle bir şey var mı projeleriniz arasında? Çünkü orayı yıktığınız zaman sağ tarafındaki hamamı, gümrük hanı, birçok kapalı çarşıyı da gün yüzüne çıkarmış oluyorsunuz. O zaman hangi akla hizmet yapıldı bilmiyoruz ama şimdi yıkılması elzem herhalde. Halep Çarşısı'na talimatı verdik. Orada vatandaşlarımıza dedik ki gelin. Kibeler de geldi. Gelin bakın. Yıllardır burayı şey olmuş. Kullanmıyorsunuz. Eğer imkanınız varsa, maddi durumunuz iyiyse gelin bunu belediyemize bağışlayın. Bir katkınız olsun. Yok belediyemize bağışlamıyorsanız oturalım sizinle konuşalım. Şimdi Halep Çarşısı'nda başladık. Ama bir direnç görürsek orada deriz ki buyurun bugüne kadar böyle yaşamaya devam ettiniz. Yine devam edin deriz. Ama direnç görmezsek, anlaşma görürsek biz yolumuza devam edeceğiz. Halep Çarşısı'na elimizi attıktan sonra vatandaş bize Özdiker söyledi. Hemen biraz önce arkadaşlar diyor ya Urfa şantiye yerine dönmüş. Yıkımlarımız evet. Devam edecek. Bakın Kızılay'da. Büyükşehir Belediyesi üzerinde de yakında bir kepçeyi görürseniz şaşırmayacaksınız. Halep Çarşısı'nda. Ama bize hemen yeni bir yer işaret ediyorlar. Kızılkoyun'u yıktık. İşte Kararkas'ını yıktık. Şanmet'i yıktık. Yeni bir hedef gösteriyorlar. Diyorlar ki burayı da Özdiker. Evet. Bu güzel bir şey aslında. Sürekli böyle evet. Sizi de teşvik eden, sürekli bölgelerin belirlendiği, evet. Siz de hiçbirine yok demiyorsunuz ki ardı arkası gelir. Allah'ın izniyle inşallah. Yani bunu bir kere milletimizin duası üzerimizde olduğunu düşünüyorum. Bazen diyorlar ki ya bazen dışarıdan gelenler bir döneme sığdırılamayacak işleri siz 9 ayda yaptınız diyorlar. Büyükşehir çok çalışıyor diyorlar. Çok şükür diyoruz biz. Dualar üzerimizde Allah'ın izniyle. Sayın Başkanım yani aklınızda var mı ya da hiç böyle bir şey konuşuldu mu? Otogar'ın yeriyle ilgili hep böyle şehrin içinde, şehrin ortasında kalmış, yeri değişecek, başka yere taşınacak. Öyle bir şey var mı efendim? Şimdi otogarda bize vatandaş işaret ediyor. Geçen bizim şeye dedim, etüt proje ve arge kısmına söyledim. Hele bir çalışın bakalım ne çıkacak dedim burayla ilgili. Gerçekten şimdi halkımız onu da işaret etmeye başladı bize. Bakalım bir çalışma talimatı verdim ama henüz daha ham bir şey. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum şu anda. Peki. Evet. Peki bakalım. Tarihi çarşılarda sonra Eyyubiye ile ilgili mi? Eyyubiye Devlet Hastanesi'nde de bir alt geçit ve çarşı düşünüyoruz karşıya geçişte. Orada da böyle bir şeyi daha ilerledi. Bir engel çıkmadı, teknik engel önümüze. Çünkü orayla ilgili çalışmayı bitirdik. Atatürk Bulvarı'ndaki karşıdan karşıya geçişi. Ama Eyyubiye'deki çalışmalar henüz daha tamamlanmış değil ama talimatını verdik. Pardon başkanım, çarşı çalışması diye az önce çarşı evet. Proje çalışmaları diyor evet. Ya. Hastane civarında mı çarşı tabii. Yoksa? Hastanenin hemen karşısından evet. Geçişi yapıyoruz. Yolun olduğu yerde. Alt geçidin alt, içinde çarşı olacak. Alt geçit ve içinde İstanbul'da çarşı olacak. Alt geçidin Ankara'da ve sağlı sollu dükkanlar olacak orada. Yani hem vatandaşımız şimdi baktık ki üst geçitler çok kullanmıyor. Bu nedenle alt geçit yapalım, çarşı yapalım, yürüyen merdivenler yapalım. Böylelikle de Allah muhafaza trafik kazasının önüne geçmiş oluruz. O yapılan çarşılarla da alt geçit aşağı yukarı, yukarıdakini hesapladık. Kendine amorti edecek bir duruma geliyor. Peki bir tane mi alt geçit? Onun ilerisinde yani Ziraat Fakültesi'nin olduğu alan, millet bahçesi olarak kullanılacak olan yerle ilgili de bir alt geçit çalışması olacak mı? Şimdi bunu planladık ama orada da çok yoğun bir geçiş olacak. Evet. Orada henüz daha şey etmedik,
projesini başlatmadık ama düşüncemizde o da var. Çünkü var. Orası çok önemli. 150 dönümlük bir alana ki Eyüpiye'mizde şey yok biliyorsunuz. Park yok. Park yok, şey yok. İnsanlar oraya gidecek. Bu noktada da gerçekten Mehmet Kuş Başkanımızla birlikte çok çalışma yaptık. Vekillerimizle evet. birlikte olduk. O Eyüpiye'nin bir nefes alması gerekiyordu. O buradan Mehmet Kuş Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Şimdi eski havalanda biliyorsunuz eski havalanı vardı. Lojistik merkezi kurulan makine ekipmanı atölye ve tüm depolarımızı aynı noktaya taşıyoruz. Tek bir alana taşıyoruz. Kontrolü kolay olacak ve hepsinin birbiriyle irtibatı şey olacak, irtibatlanmış olacak. Dağınıklıktan kurtarıyoruz Urfa'yı. Evet, 20 bin metrekareyi biraz önce söylediğiniz evet, yer, evet. bu Esentepe'de. Yamacın olduğu yer. Evet. Bakanımızla beraber gittik, ayağımız çamur oldu dediğimiz yer. burası uçurum bir yer. Şimdi buranın inşallah projesi tamamlanmak üzere yakında ihalesini yapacağız. Dikey peyzaja da uygun bir alan. Kesinlikle. Yani Urfa'da dikey peyzaj pek ben şunu biliyorum. Görmek mümkün değil. Belki de bir ilk olur bu anlamda. Peyzajcılar şunu söylüyorlar bana hep konuştuğum zaman. Alanda böyle şeyler olması, yükseklikler, engebeler olması oraya daha farklı bir düşünce katabiliyor. İnşallah burayı çok güzel yapacağız. Bir seyir tepesi haline getireceğiz. Bu Esentepe ismi zaten burada da rüzgar hattı üzerinde. Yaz günlerinde insanlarımız gitsin orada. Güzel bir güzellik yaşasın. Çayını içsin, kahvesini içsin. Yine... Çayını içsin, kahvesini içsin, yani. Biraz dinlensin istiyoruz. Evet, burası o dediğimiz yer. Efendim, Şuski'de çalışmalarımız devam ediyor. Enerji tarife değişikliğiyle aylık ortalama 2,5 milyon bir tasarrufumuz oldu. Bu önemli bir rakam. Düşünün ki bu 2,5 milyon lira ödeniyordu. Şimdi biz geldikten sonra ödenmemeye başladı. Bir tarife değişikliği. Evet. Gittik, işi bitirdik. Allah'a şükür. Belediyenin kasasında kaldı. Belediyenin kasasında ne olacak? Vatandaşımıza yatırım olarak. Neredeyse aylık iki alt geçit yapacak para. Aynen, aynen. Bir de böyle evet. bakmak lazım. Aynen. Bozova Siverek Hilvan'da 12.300 metre kanalizasyon döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar başladı değil, şu anda devam ediyor. Evet. Yine çalışmalarımız devam ediyor. Şurası Birecik ve Suruç'ta 9 metre kanal hattı döşenen çalışmalarımız devam ediyor. Yine Viranşehir kanal projesi kapsamında 22 metre kanal kolektör şebeke hattı çalışmaları tamamlandı. Viranşehir Riyet Mahallesi'nde 9700 metre kanal şebekesi döşedik, bitirdik. Hilvan ilçe merkezinde Korçuk Deresi'nin kanal hattını yeniledik. Yine Akçakabirizm'in atı arıtma tesisi revize edilerek günlük 8.232 metreküp atık su arıtılmaya başlandı. Bozova Akçakabir Harı'nda içme suyu altyapısı için 68 milyon hibe aldık ve hemen ihalesini başlattık. Proje çalışmaları başladı. İhalesi için talimat verdik. Siverek'te 400 bin kilometre içme suyu şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Yine Siverek Karacaca bölgesinde 16 kırsal mahalle bağlı mezraları su verecek olan projenin birinci etabı tamamlandı. İkinci etabı ihale edildi. Evet. Bu 68 milyon hibe aldık dediniz de başkanım. 3 ilçe için kullanılacak evet, değil mi? Yani evet, evet. Bozova, Akçakale, Harran. Evet. evet. Şimdi tabii bizim çalışmalarımızın bir kısmı daha mesela şimdi şundan bahsetmedik. Yakında göreceksiniz. Bir yeşil alan açmak için AVM kavşağında hemen kepçeğine girecek. Ne yapıyoruz? Yeşil alanı evleri yıkacağız, yeşil alan yapıyoruz. Evleri yıkıyoruz, yeşil alan yapıyoruz. Yani yeşil alan ev yapmıyoruz. Evleri yıkıp yeşil alan yakında bir yerde de yine kepçeleri göreceksiniz. Burayı da yıkıyoruz, yeşil alan yapıyoruz diye göreceksiniz. Çalışma. Bir de İpek yolunun olduğu noktada mı? Buyurun. Az önce bahsettiğiniz İpek yolunun olduğu sağ nokta tarafında, mı? Sağ tarafı. Şeye Süleymaniye'ye giden yol üzerine evet, gittik, evet. baktık. Baktık orada evler var.
Hiçbir yeşil alan yok. Çocuklarımız orada. Tabii meslek hisselerimiz var. Bunlara asfaltlarımız yapıldı. Birçok yere altyapılarımız yapılıyor. Burada tabii bunları göstermek çok mümkün değil. Çok zaman alır. Ama bu tür çalışmalarımız her daire başkanının çalışması ki bizim ağaçlandırmada çok süratli çalışıyorlar. Fidan çok fazla alıyoruz. Fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Bu tür çalışmalar hızla devam ediyor ve devam edecek. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, Sayın Başkanım, şimdi birçok konu, birçok başlık ve aslında kısa bir süreye sığdırılan birçok çalışmayı sizler değerlendirdiniz. Bizler de size soru sorma imkanı bulduk burada. Programın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine son olarak Şanlıurfalılarla paylaşmak istediğiniz bir mesaj varsa onu alalım, ardından veda edelim. Sizin sorunuz var mı? Bilmiyorum, zaman ne oldu? Zamanınızı doldurduk aşağı yukarı. Doldurduk mu? Evet başkanım. Evet. Şimdi tabii ki Şanlıurfalı hemşehrilerimize biz buradan teşekkür ediyoruz. Bize büyük bir destek vererek bu seçimde belediye başkanı olmamıza vesile olundu. İkinci olarak şunu diyorum. Dualarının bizimle birlikte olduğunu görüyorum. Eğer bu dualar olmasa bu büyük çalışmaları kısa sürede tamamlamamız mümkün değildi. Hakikaten çok önemli çalışmalar yaptık. Dışarıdan gelen insanlar hayran kalıyor. İşte Sayın Bakanımızın şeyin güney tarafını görünce, kalenin güney tarafını görünce şunu dedi. Madem siz bu işi kendiniz yaptınız, bunun şeyi de bana ait dedi. Peyzajı. Evet, peyzajı da bana ait dedi. İşte Kızılkoyun'u görünce ben buraya 1 milyon hibe ediyorum dedi kendiliğinden. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam edecek. Yakında onları da göreceksiniz. Sosyal belediyeciliğimiz kuvvetlenerek görüyorsunuz her gün sinema filmi gösterimiz var. Bunlar birçok çalışmamız. 11 Nisan'a çok süratle hazırlanıyoruz. Evet. Bu çalışmalar Cumhurbaşkanı'nın himayesini aldı ama bizzat ben bu çalışmaların içerisine giriyorum. Şimdi evimizin içini derleyip toparladık. Ama çok çalıştık. Ne yapacağız şimdi? Artık Bismillah diyeceğiz. Şubat ayından itibaren belediye başkanımız ne olacak? Yollara düşecek. Esnafımıza gideceğiz. Atar pazarımıza, ilçelerimizin esnafını dolaşacağız. Birebir insanımızla görüşeceğiz. İnsanımızın temennilerini alacağız, dileklerini alacağız. Onlarla hasbihal edeceğiz. Ama bunun için evimizin içini toparlamamız gerekiyordu. Evimizin içi dağınık olursa olur muydu? Olmaz. Artık bir talimat verdiğim zaman o talimat tamamen kanallardan geçip yerine getirilmesi gereken bütün engelleri ortadan kaldırdık. Tamamıyla birbirine mesela ilçemizde belediyelerimize entegre ettik. Onlarla ilişkin yol haritalarımızı çizdik. Kendi yol haritamızı, etüt ve proje çalışmalarımız, ARGE çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şunu çalış, bitir dediğimiz zaman o çalışma 10 gün sonra elimizin önüne bir ihaleye hazır halde projesini tamamlanmış olmasını istiyorduk. Oraları kuvvetlendirdik. Velhasıl kelam evimizin içerisini derleyip toparladık. Şimdi ne yapacağız? Sahada olacağız. Sahada insanlarımızla baş başa oturacağız, konuşacağız. Sizler de şunu ifade etmiştiniz. Bu tür halkımızın önüne çıkmamız daha sık olması gerekiyordu. Evet. İfadesinde bulunmuştunuz. Evet. İnşallah sizlerle beraber halkımıza daha fazla zaman ayıracağız. Halkımızın kafasındaki soru işaretleri nelerdir? Sizler bunu çok iyi görüyorsunuz. Onlar bize soracaksınız. Biz de bunları Allah'ın izniyle cevaplayacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaştınız bizimle. Çalışmalarınızı paylaştınız. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Sizinkine ek olarak sözün özü Şanlıurfa Belediyesi tüm ilçelerde çalışmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle inşallah. Peki. Kıymetli izleyenler, Gündem Özel programında 3 televizyon ortak yayındaydık. Konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül idi efendim. Şanlıurfa'yı konuştuk.
Şanlıurfa'nın geleceğini konuştuk. 2019 yılında neler yapıldı, 2020 yılında neler yapılacak, onları değerlendirdik. Tabii ki sadece ben değil. Edesa Televizyonu'ndan Sayın Şeref Toprak, Güneydoğu Televizyonu'ndan Sayın Halil Çap da yine soru sorma, vatandaşların bize sorduğu soruları Sayın Başkanımıza sorma fırsatı bulduk. Programı burada noktalıyoruz efendim. Bir başka gündem özel programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.